Bir adam vardı. 99 kişiyi öldürmüş bir adam. 99 kişiyi öldürmüş. Bu adamın bir gün yüreğine pişmanlık düşer. Benim kurtuluş imkanım, ihtimalim var mı acaba diye düşünmeye başlar bu adam. Bir rahibin yolunu tutar. Felanca yerde bir rahip var, ona bir sor derler. Kapısını çalar, böyle böyle oldu der. Ben 99 kişiyi öldürdüm. Şimdi pişmanım. Ben tevbe etmek istiyorum. Acaba benim kurtulma imkanım var mı diye düşünmeye başlar. Ve cevap bekler rahipten. Rahip der ki ona, sen 99 kişiyi öldürmüşsün. Bu nasıl olacak ki bu iş? Senin affedilmen mümkün değil der. Adam o psikolojiyle o kadar üzülür, o kadar sinirlenir, o kadar çaresiz kalır ve şeytan ona bir vesvese, zaten ben der 99 kişiyi öldürdüm, bu da 100 olsun der, o rahibi de öldürür. Ama içindeki o pişmanlık ateşini söndüremez. Sonra bir alime gönderirler onu. Felanca yerde bir bilgin bir insan var. Onun da kapısını bir çal derler. Onun kapısını da çalar. Efendim der, böyle böyle oldu. Ben şimdi pişmanım. Benim affedilme imkanım var mı? Böyle bir imkan söz konusu mu? Evet der alim. 100 kişiyi bile öldürmüş olsan Allah bütün günahları affeder. Sen yeter ki dönmemecesine Allah'a söz ver. Hani Tahrim suresinde bir ayet. Asırlara çarpa çarpa bizim yüreğimize kadar gelmiş. Ya eyyühellezine amenu. Ey benim iman etmiş kullarım. Biziz değil mi? Elhamdülillah. Tubu ilallah. Allah'a tevbe edin. Nasıl bir tevbe edelim ya Rabbi? Tevbeten nasuha. Nasuh bir tevbe. Dönmemecesine bir tevbe edin Allah'a. Dönmemek üzere tevbe edin. Adam pişman olur orada. Nedamet gözyaşları akıtır. Tevbe eder. Allah'ım der, ya Rabbi ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. Beni affet. İnşallah ben bir daha bu günahları yapmayacağım. Yolda o adamı ecel yakalar. Azrail canını alır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, eğer vefat eden bir kimse iyi bir kimse ise, iyi amel sahibi bir kişi ise, onun ruhunu melekler kabz ettikten sonra semaya kaldırırlarken çok hoş bir koku yayılır. Eğer ölen kötü amel sahibi birisi ise, bu sefer de semayı çok pis bir koku kaplar. Melekler bu adamın ruhunu almaya gelince, iyilik melekleri, bu adam tevbe etti der. Bunu biz almalıyız. Azap melekleri ise, hayır, bu 99 kişi, bu 100 kişiyi öldürmüş bir adamdır. Bunun yeri cehennemdir. Böyle bir kimse cehenneme girmeden cennete girmesi mümkün değil der. Durum Rabbül Alemin'e arz edilir. Ve Allah Teala der ki, ölçün bakalım. Bu adamın vefat ettiği yer, tevbe ettiği o yere mi yakın, yoksa günahlar işlediği köyüne mi daha yakın? Bir ölçün bakalım der. Adamın öldüğü yer, tevbe ettiği o alimin kapısına mı daha yakın, yoksa günahlar işlediği köyüne mi daha yakın? Riyazu Salihin de bu hadisin devamında diyor ki kardeşler, aslında o adamın vefat ettiği yer
o ruhunun kabzedildiği yer o adamın köyüne daha yakındı. Günahlar işlediği o köyüne daha yakındı. Ama Allah-u Teala o kulunun affedilmesini murad ettiği için yer dürüldü, küçüldü ve onun vefat ettiği yer o alimin kapısına daha yakın oldu. Ve o adamı iyilik melekleri ruhunu aldılar, güzel kokular yayarak semalara götürdüler. Yeter ki bir kul affedilmeyi murad etsin kardeşler. Bir kul yeter ki ben pişmanım desin kurban. Allah affetmek için bekliyor. Ne zaman ki siz bana Rabbim derseniz ben kulum buyur yettim sana derim diyor. Bunu diyen Allah-u Teala peki biz hala günahlar çukurunda debdebeleniyoruz. Üstümüzdeki o günah yükünü bir şöyle bir sıyırıp yeter artık diyemiyoruz. Bunu demekten aciziz. Oysa ki desek ki ya Rabbi sana boş gelmedim. Dağlar kadar günah yüküyle geldim. Boş gelmedim Allah'ım sana. Sırtımda yüklerle geldim. Günah yükümle geldim ama sen beni affedecek olansın ya Rabbi. Benim günahım ne kadar çok olursa olsun senin affın ondan daha büyüktür ya Rabbi. Bunu demeliyiz. Dersek kazanırız. Bir hocamdan duymuştum. Bir duasında demişti ki Allah'ım biliyorum belki günah işlemek bana yakışmıyor ama benim gibi bir günahkarı affetmek sana çok yakışır ya Rabbi. Affet beni Allah'ım. O namazlarımızda her gün defalarca okuduğumuz, tahiyyatlarımızı süsleyen, selam vermeden önce okuduğumuz Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kına azaben nar. Rabbena ufir li ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Ben size daha önce bir ödev vermiştim. Size bir sorumluluk yüklemek haddime değil. Ama bir öğretmenim ben ödev vermek hakkımdır zannediyorum. 2 ay kadar oldu. Demiştim ki 3-4 hafta size mühlet. Ne olursunuz benim için değil kendiniz için. Namazda okuduğumuz duaların, surelerin, tesbihlerin anlamlarına bir göz atın. Allah aşkına, Resulünün hatırına. Her gün 5 vakit durduğumuz divana, o okuduğumuz dualara bir göz atın demiştim. Baktınız mı? Resulullah Efendimiz bir gün bir adamı hasta olduğunu duydu ve onu ziyarete gitti. Dedi ki nasılsın? Halin, keyfin nedir, ne değildir? Ya Resulallah dedi. Allah'tan gelene hamd ediyorum. Benim bir duam var dedi. Öyle dua ediyorum Allah'a. Nedir dedi, ne diyorsun, nasıl dua ediyorsun? Bize dua etmeyi öğretecek peygamberimiz. Dedi ki adam, ya Resulallah ben diyorum ki Allah'ım bana azap olarak, bana dert olarak ne vereceksen ahirete bir şey kalmasın Allah'ım. Ne vereceksen bana dünyada ver ya Rabbi diyorum. Böyle dua ediyorum ben. Bu iş ahirete kalmasın, bana ne vereceksen dünyada ver ya Rabbi diyorum. Peygamberimiz dedi ki aleyhissalatü vesselam, ya şu adama bakın dedi, böyle dua mı olur dedi. Adam iyi bir şey söylüyorum zannıyla söyledi. Sen dedi Allah'ın sana dünyada vereceği azaba dayanabilir misin?
böyle dua mı olur? Peki ya Resulallah dedi, nasıl dua etmeliyim? O andan itibaren az önce okuduğum ayetleri okudu. Rabbena, ey Rabbimiz, atina fid dünya hasene. Bize dünyada iyilik ver. Ve fil ahireti, ahirette de hasene. İyilik ver ya Rabbi. Ve kina, bizi koru. Neden? Azaben nar. Çıldırmış cehennemin ateşinden bizi koru ya Rabbi. Rabbena ufirli, beni affet Allah'ım. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, Müslümanları da affet Allah'ım. Ne zaman? Nerede? Yevme yekumul hisab. Mefulufihtir yevm. Zarfiyet ifade eder. Yevme yekumul hisab. Hesap gününde beni, annemi, babamı ve bütün Müslümanları bağışla ya Rabbi. Böyle dua et buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Güzel dualarla dua etmek, Rabbe yalvarmak, bir kulun yapması gereken birinci vazife hocam. Af dilemek, ben pişmanım ya Rabbi demek. Ve ne olursa olsun kapıyı çalmak hocam. Yine ben geldim ya Rabbi, kulun. Tevbemi bozdum Allah'ım. Şeytan beni yine kandırdı ya Rabbi. Ben günahlara düştüm. Ben darda kaldım ya Rabbi. Zordayım ben. Çıkmazlardayım. Ama çıkmazlarda olana yetişecek olan, Rabbim deyince buyur kulum diyen sensin ya Rabbi.